O halde İyi Parti liderine soralım. Ne diyorsunuz efendim Erdoğan Bayraktar'ın konuşmaları, Cemil Çiçek çıktı bir açıklama yaptı. Erdoğan Bayraktar sonra bazı sözlerin yanlış anlaşıldığını, bağlamından koparıldığını dedi ama bir kere Pandora'nın kutusu açıldı. Evet. Şimdi önce Erdoğan Bayraktar Bey hatırlarsanız ilk bu tapeler gündeme geldiği günlerde de NTV'ye bağlanıp bir konuşma yapmıştı. Ve sonuç itibariyle eğer bir problem vardıysa kendi görevinde bunu sayın o günkü Sayın Başbakan Sayın Erdoğan'ın talimatıyla yaptığını eğer birileri istifa edecekse öncelikle Sayın Erdoğan istifa etmesi gerektiğini söyledi. Evet. Sonra tekrar iş değişti vesaire. Şimdi Bakın bugün Erdoğan Bayraktar'ın zaman zaman da tweetleriyle böyle gagalama derler onun adına AK Parti yöneticilerine Sayın Erdoğan'ın gagaladığı tweetleri vardı bu açıklamayı yapıncaya kadar. Bütün bunların neticesinde ben Sayın Ertuğrul Yalçın Bayır'ın sözlerine katılıyorum bir vicdan isyanı. Olabilir kendisinin hırsız kabul ettiği tırnak içi Sayın e, Erdoğan Bayraktar'ın hırsız kabul ettiği diğer e, görevlilerle o günün e, siyasileri bakanlarla aynı e, tanımın içinde yer almaya e, gönlü el vermiyor. işte kendisini görevi kötüye kullanma ama o görevi de o günün başbakan talimatıyla yaptığını söylüyor. Dolayısıyla ben suçluysam öbür de suçlu modelinde. Şimdi şunu yapabilir miyiz biz? çok serin kanlı hmm. e, düşünüp elbette şimdi hepimizin evet e, savcılar e, yargı göreve diyoruz diyeceğiz falan ama asıl olan şimdi e, Erdoğan bayraktan önemli bir e, sözü var. Sayın Cemil Şey'in önemli bir sözü var. Hmm. Şey de aynı şekilde e, Ertuğrul Yalçın Bey beyefendinin de aynı durumda. Biz mecliste hatta bizzat AK Parti'nin verdiği bir soruşturma komisyonu kurup Araştırma komisyonu değil, soruşturma evet, komisyonu evet. tutup hem Erdoğan Bayraktar'ın hem diğer bakanların o, o soruşturma komisyonu sonrasında çok da uzatmadan hı hı. E, hemen e, Yüce Divan'a gönderilmesini e, sağlayabilirsek eğer Türkiye bu o, problemli ve e, bir türlü unutmadığı, unutamadığı zaman zaman e, ortaya çıkacak olan bu... O, e, ...travmadan kurtulur. Hı hı. Eğer bu arkadaşlar suçsuz ise... ...gerçekten hiçbir problemleri yoktuysa... ...aklanıp geri dönerler. E, dün mahkemelerle ilgili... E, ...hani işte FETÖ'nün adamları diye... ...problemleri vardı ise... ...AK Parti açısından söylüyorum... ...bugün öyle bir durum yok. Hı hı. Yani bugünkü yargıçlarla ilgili... ...Sayın Erdoğan'ın böyle bir şüphesi yok. E, o nedenle en azından... Meclisin çalıştırılıp Yüce Divan'a bu dört kişinin gönderilmesinde Türkiye açısından büyük fayda var. Bugün bir Vatanda de bunu istiyoruz Tabi, değil mi? Bugün, bugün, bugün diyorum olsa, ben zaten. Hı. Vatandaşın kendisi pek çok acı çekerken ekonomik manada acı çekerken bu bakanlarla ilgili işte o günlerde ortaya dökülen hem tapeler hem yapılan baskınlarda ortaya çıkan paralar şunlar bunlar ortada iken o günler için söylüyorum. Ve sonuç itibariyle o, o unutulmaz Şuur altına işler Ve ne zaman canı acı çektiğinde Canı yandığında ortaya çıkar hmm. Şimdi bunun üzerine 5 maaşlı danışmanlar 11 maaşlı yöneticiler de ortaya çıkınca Şimdi bunu aç, yani hakikaten vicdanların soğuması açısından Açıklığa kavuşturmakta ve Yüce Divan'da bu 4 kişinin yargılanmasında Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının ...büyük şey var, faydası olur. Aslında ne kadar mantıklı söylüyorsunuz. Dün efendim bizim bir randevumuz vardı Doğan Şentürk yayın yönetmenimle birlikte. Evet. AK Parti'nin önemli bir ismini ziyaret için randevu almıştık. Dün şöyle söyledi, en çok üzüntüm dedi şu... ...bizim dedi 2001 öncesinde AK Parti'yi kurarken ve kurduktan sonraki evet. meselemiz, iddialarımız şuydu... ...temiz siyaset, yolsuzluklarla mücadele gibi, kibirden uzak... Üç ile mücadeleydi... Hı. Yok yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadeleydi. Hey Allah'ım yarabbim. İşte o da diyor ki ya hepsi bir arada. Şimdi en azından bu yok yolsuzluk mevzusuyla ilgili bir tavır koymaları lazım ki yani vatandaşın yüreği soğusun. Bakın Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının faydasınadır bu. Evet. O, o partili evet, de öyle diyordu. Evet, aynen. Ya bugün bile bunu yapsak biz diyor çok önemli bir mesele çözülmüş evet, olur. Aynen öyle. Bakın AK Parti iktidara geldiği zaman dedi ki e, hakkında iddia isnat olan her kişiyi yeniden yargılayacağım dedi. Evet. Mecliste bir soruşturma komisyonu zinciri kurdu. Ve pek çok kişi AK Parti iktidarında mesela bizim e, Ankara milletvekilimiz, Genel Başkan yardımcımız, eski Bayındırlık Bakanı Sayın Koray Aydın da dahil evet. pek çok kişi o soruşturma önergesi, yani soruşturma komisyonu sonrasında Yüce Divan'da yargılandı ve beraat ettiler.